Efendim, Londra Mahallesi sıradaki haberimizle devam ediyor. Sevgili mahalleli, muhabirimiz Adnan bu hafta yine sizler için bir alışveriş merkezine gidip araştırmalar yapmaya devam ediyor. Efendim, havalar bugünlerde oldukça sıcak. Beslenme ise bugünlerde bundan dolayı artık daha da önemli. Günün en önemli öğünü ise elbette ki kahvaltı. Peki iyi bir kahvaltı için neler yapmalı? İyi bir kahvaltı da nelere dikkat etmeli? İşte bugün bunu araştıracağız. Haydi bakalım, başlıyoruz. Bu işletmede turumuzu atarken alışverişe gelmiş vatandaşlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Haftada geliriz eşimle çocuktan, haftada bir kere geliriz, alırız buradan kahvaltılık yiyeceklerini. Her şey tazedir burada. Yumurtalıklar, domatesler, salamlıklar, peynirler. Yeah, I'm a cookery writer, so I test recipes all the time, and this is perfect for me because all of the vegetables are amazing. Like today I got 3 packets of tarragon and purslane. You cannot find this in London anywhere, but here you can. I mean, it's an amazing shop, really. Çok çeşitlilik var, fiyatları çok uygun, yeşillikler çok taze. Ayrıca çok güler yüz ve ilgi görüyoruz. O yüzden çoğu zaman yolumuzu bile değiştirip buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Şöyle güzel bir kahvaltı sofrasında Gülin Hanım'la da söyleşimizi yapıyoruz. Elbette ki sevgili izleyenler, bizler için kahvaltı günün en önemli öğünü. Kahvaltı neden bu kadar önemli? Dilerseniz biraz kahvaltılıklardan konuşarak böyle başlayalım sohbetimize. Senin de dediğin gibi Adnan, günün en önemli öğünü kahvaltı öğünü tabii ki de. Bunun da başlıca yapıtlarından biri peynir. Burada da göreceğiniz gibi peynir çeşitliliğimiz gayet fazla diyebilirim sana. Evet, gerçekten çok fazla. Sevgili izleyenler, bakın şimdi hemen kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirecek, göreceksiniz. Çökelek dahi var yani. Çökelek var, tulum peyniri var, arkada hellimler var, efendim normal bizim beyaz peynirlerimiz var. Ve bütün peynir çeşitlerini, hatta sadece ülkemizle ait peynirler yok burada. Bir de diğer peynir çeşitlerimiz var. Evet, dilerseniz tamam. Gülün Hanım bize onlardan da bahsetsin. Mesela burada yoğurt peyniri görüyorum. Yoğurttan evet, yapılmış peynir. İranlılara özel yoğurt peyniri diyoruz biz ona. Başka bir peynir Onun çeşidi daha var burada. Hemen yanında feta cheese. Genelde İngilizlerin çok fazla tercih ettikleri bir peynir çeşididir. Özellikle kahvaltılarında olsun, akşam yemeklerinde kendilerine her öğünde yiyorlar diyebilirim size. Gerçekten bazen hani özellikle bu lezzet üstadları yaparlar ya, yemek arasında o ağızdaki tadı değiştirmek için ağza böyle ufak ufak peynir taneleri atılır. Evet. İşte o feta cheese efendim burada genellikle böyle o ağızdaki tadı değiştirmek için kullanılan peynirlerden bir tanesi. Ama elbette ki neyi unutmuyoruz? Türk kaşarını. Türk kaşarı da burada gördüğümüz ürünlerden bir tanesi. Gül Hanım, sadece peynirle sınırlı değil herhalde çeşitliliğimiz, değil mi? Başka nelerimiz var? Tabii ki de tereyağımız olsun, kaymak, bal, özellikle zeytin çeşitleri diyebilirim. Bizim güzel, kendine özgü, her gün yenilediğimiz güzel bir zeytin ayonumuz da var diyebilirim sana Adnan. Şimdi müşterileriniz size geldi, ürünleri tadabiliyorlar mı? Kesinlikle. Özellikle zeytin bölümümüze geldiklerinde biz kendilerinden tatmalarını istiyoruz ki aradıkları damak zevkini, damak tadını bulabilsinler. Türkiye'deki özlediğimiz o baharatlı tatları bulabilecek miyiz? Tabii ki de, kesinlikle. Bizde de Kayseri sucuğundan olsun, Kayseri pastırmasına, kavurmalarımızdan çemenine kadar diyebilirim sana, bütün ürün çeşitliliği bulunmakta. Londra'da yaşamanın en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu sevgili izleyenler. Zira dediğim gibi Türkiye'den ne kadar uzakta olursanız olun hem dünya tatlarına hem de Türkiye'nin bütün tatlarına burada rastlayabiliyorsunuz. Gül Hanım, son olarak şunu söyleyeceğim. Simitlerimizi görüyorum. Aynı zamanda unlu mamulleriniz de var burada. Kesinlikle. Daha önce sizinle de konuşmuştuk. Bir fırınınız vardı. Simitler ve diğer unlu mamuller, bu börekler yine sizin ürününüz mü? Unlu mamullerimizden simit, açma, peynirli poğaça, gerekse tahinli diyebilirim size. Hepsi taze, müşterilerimiz her sabah buradan kendileri tedarik edebilirler. Fırın içeride, fırına giriyorsunuz efendim. Taze, sıcacık pişmiş ekmeği alıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz, bu tereyağını alıyorsunuz efendim. Ekmeğin arasına koyuyorsunuz. Üzerine de artık bal mı sürersiniz, yoksa üzerine kavurma mı atarsınız? O tamamen sizin dileğinize ve inisiyatifinize kalmış ve tadını çıkarıyorsunuz. Peki Gül'ün, son olarak
misafirlerimiz nasıl ulaşacaklar size? Turnpark Lane Station'a 200 metre uzaklıktayız. Arabayla gelen müşterilerimize de olanaklarımız, araba park olanaklarımız var. Günün Hanım, programımıza yapmış olduğunuz katkıdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bizi bir kez daha aradığınız için. Biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Sevgili Londra Mahallesi izleyiciler, efendim bu hafta işletme ziyaretimizde kahvaltı sofralarını konuştuk. İyi bir kahvaltı tercihi için ne yapmanız gerekiyor? Bunun ipuçlarını vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta bambaşka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önümüzdeki günlerde alışveriş hakkında merak edilenleri araştırmaya devam edeceğiz. İyi seyirler. Değerli izleyenler, sırada reklamlar var. Reklamların ardından İngiltere'nin en kaliteli ve tek programı Londra Mahallesi kaldığı yerden devam edecek.